İktidar bizim umurumuzda değil artık. Soğanla kavga edecek kadar aklını kaybetmiş bir iktidarla biz hiçbir şey yapamayız. Soğanla. Adam geçen açıklama yaptı. Soğan PKK ve PYD'den daha tehlikeli bir terör örgütüdür dedi ya. Bu iktidarla konuşabilecek, ona söyleyebilecek artık hiçbir söz yok. Hiçbir söz yok. Bırakmamız lazım. Kendi hallerine bırakmamız lazım. Ve yüzümüzü topluma dönmemiz, süratle diyalog kurmamız gerekiyor. Örgütlenmemiz, yeni bir hikaye yazmamız, yeni bir Türkiye hayali. Öyle bir Türkiye hayali yazalım ki toplumun bütün kesimleri o hayalin içinde kendini birinci sınıf vatandaş olarak görsünler. Ama bunu yapmamızın bir yolu var. Nedir o? Kabahati kendimizde aramamız gerekiyor, başkasında değil. Çünkü Türkiye'de şu anda eli temiz olan hiçbir kesim kalmadı. Her kesim kusuru var Türkiye'nin bu hale gelmesinde. Hepimizin, toplum kesimleri olarak söylüyorum, bireyler olarak değil. Aslında bireyler olarak da söyleyebilirim. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum, yanlış anlamayın. El birliğiyle ülkeyi bu hale getirdik. Uzaylılar yapmadı, bu hale getirmedi. Başkaları gelip yapmadı, biz yaptık. Hırsız olmazsanız Türkiye'de yaşayamazsınız. Öyle bir sistem kurulmuş. Çünkü bizi, toplumu, hepimizi hırsızlığa, ahlaksızlığa yönelten bir anlayış var, bir sistem. Siyaset anlayışının değişmesi gerekiyor. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Yani ortada bir kap var. Siyaset kabı. O kabın içine kim girerse girsin bozulmaktan kendini alamaz. Ben de gireyim bu kabın içine. Yarın dersiniz ki ya hiç bu adam bizim bildiğimiz gibi bir adam değil. Bu ne kadar değişti? Değişirim. Çünkü o kap öyle bir kap. Nedir o kap? Kimlik, inanç, mezhep, ideoloji üzerinden yapılmış bir kap. Bizim yani toplum olarak o kabı değiştirmemiz gerekiyor. Önce o kabı değiştireceğiz. Fakat bizde siyaset mesleğe dönüşmüş, mesleğe. 20 yıldır hiçbir şey yapamadığı halde siyasette olan insanlar var. Ben utanıyorum onların yerine. 2 ay önce belediye başı milletvekili olmuş. 2 ay önce. Şimdi kalkmış bize memleketi kurtarmamız için belediye başkanı olmam lazım diyor. Arkadaş senin başka işin gücün yok mu? O tablo, o fotoğraf bir işçi öldüğünde o işçinin hakkını aramak yerine yayın yasağı getirmeye neden oluyor. Çünkü vicdanları yok, çünkü merhametleri yok. O yüzden tekrar söylüyorum. Türkiye'deki hiçbir sorun çözülemez değil. Size yalan söylüyorlar. Maymunlar Türkiye'yi maymunlar yönetiyor olsaydı PKK sorunu diye bir sorun kalmamış olurdu Türkiye'de. Çünkü 2 dakika 2 tane insan 3 gün birbiriyle konuşsunlar anlarlar ya. Ya bir yerden sonra bir çözüm üretirsin. Çünkü çözmek istemiyorlar. Yeminle söylüyorum istemiyorlar. İstesinler 3 günde çözülür. Ben şahidim buna. Gittim hepsiyle ayrı ayrı konuştum hepsiyle. Çünkü çıkarlarına el vermiyor. Çünkü Kürt sorunu çözüldüğünde biz bütün olacağız. Biz bütün olduğumuzda memleketi yönetemeyecekler. Çünkü Kürt sorunu çözülürse milliyetçilik yapamayacak. Mesela milliyetçilik olmazsa Bahçeli'ye kim Allah aşkına kim oy verir ya? Mesela milliyetçilik diye bir duygu olmazsa ben Bahçeli'yi normalde şirketimde muhasebe müdürü yapmam ya. Dindarlık diye bir şey olmazsa Tayyip Erdoğan'ı yani bırak başbakan arkadaş olarak görmezsiniz. O türde bir adamı. Ya da diyelim ki Atatürkçülük olmazsa şu anda Atatürkçü geçinenlerin yüzüne bakmazsınız. Sırf Atatürkçü diye el üstüne tutuluyor. Çünkü oradan besleniyor. Veyahut kimi Kürt siyasetçiler Kürtlük duygusunu kaşımazsalar kimse onların yüzüne bakmaz. Kaşıyorlar, yalan söylüyorlar. Ama biz çok zulüm ediliyor. Sen ağzını açıyorsun, Kürt kapatıyorsun, Kürt. Başka bir şey bildiğin yok ki. Hemen söylüyorum, şu anda Türkiye'de siyaset yok. Artık seçim yok, bunu kabul edin. Bunlar göstermelik seçimler, yalan. Çünkü seçim demek, bağımsız medyanın olması demektir. Seçim, yani sağlıklı bir meşru seçimin olması için demokratik ortamın olması, bağımsız yargının olması, korku ortamının olmaması gerekiyor. Seçim yok.